Bugün TikTok'ta gördüğünüz anda almak isteyeceğiniz eşyalara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Çocuklarınız için en iyi hediye. Oy, bu mu? Bu çocuklar için değil, bu herkes için en iyi hediye ya. Daha geçen gittik kendimize böyle bir baloncuk tabancası aldık ama ondan bir tane çıkıyor. Şundan olsa şöyle etrafa sıksak falan çok iyi olur. Eskiden bunun böyle teknisi vardı ya, üflüyordun falan. Ne oldu, onlar kalmadı mı? Bu her şeyi hoparlöre çeviren bir şeymiş ama ben çalışma mantığını anlamadım. Böyle yuvarlak yapıştırıyorsunuz, ondan sonra sesi artıyor. Yani yapıştırmadığınız zamanda da çalmaya devam ediyor da bir yere tutturduğunuz zaman sesi daha fazla geliyor. Yani ilginç. Ben şimdi bunu alnıma yapıştırırsam alnım hoparlör mü olacak? İhtiyacın var mı? Neye? Arabayı çarptın. Neye ihtiyacın var mı? Ha, o çizikleri gidermek için mi? Ya da oralar bir daha çizilmesin diye mi? Çizikleri gidereceksem kırmızıyla niye gideriyorum? Ha aynen, hep sürttüğünüz köşelere bunları yapıştırıyorsunuz. Artık arabayı sürttüğünüzde çizilmiyor. Yani bence herkesin ihtiyacı olabilir. Çünkü bazen ne kadar iyi şoför olursanız olun, yani o arabanın önünü arkasını falan oranlayamayabiliyorsunuz. Ya da siz değil, siz park halindeyken sizin önünüzde çıkan kişi de size sürtüp çıkabilir. Yaz geliyor. Tamam, yaz geldi, şu an hava 45 derece. Bundan ihtiyacın var diyor. Ne ya bu? İçeceği koyuyorsun. Ha, sana buzlu yapıyor içeceği. Smoothie gibi oluyor anladığım kadarıyla. Kendi içeceğini evde yapıyorsun. E çok güzel. İçinde döne döne ne yaptırdığını anlamadım ama içeceği koyuyorsunuz, bir şekilde dönerken buzlanıyor o içecek ve buzlu buzlu içiyorsunuz. Her eve lazım. Gereksiz harcamalar yapmamalıyım dedikten sonra eve aldığım şey tam olarak bu değil mi ya? Aa, bir de onunla oradan su mu içeceğiz abi ya? Hiç güzel bir görüntü değil. Yani musluk sevimli olmuştu da senin ağzını dayayıp su içmen hoşuma gitmedi. Bunu bu aralar TikTok'ta fazlasıyla görüyorum. Müthiş bir şey ya. Bunu kim akıl etti? Tabloyu alıyorsunuz. Normalde çizim gibi böyle. Siyah beyaz duruyor. Basıyorsunuz düğmesine, içinden ışığı yanıyor. Çok güzel bir görüntü bence ya. Hani çok mantıklı bir girişim. Böyle ışıklı, renkli bir tablonuz olmuş oluyor. Ve hani mutlu oluyorum. O ışık yanınca benim böyle içime bir huzur dolmaya başlıyor. Yazın bence herkesin şöyle bir çatala ihtiyacı var. Yani A101'e BİM'e gelse de keşke alsak. Böyle kesiyorsun karpuzu, oradan dilimini alıyorsun. Bu kadar basit. Peki sen hangi taraf? Haftasın. Karpuzu dilim şeklinde diye yiyen misin? Yoksa böyle dilim dilim alıp yavaş yavaş yiyen misin? Ben karpuzu parçalayan taraftarım. Elektrik çakmak. Ben geçen bir arkadaşımda elektrik çakmak gördüm. Aldım, bayağı bir inceledim. Dedi ki al kanka senin olsun. Ben şey yapamadım ya, alamadım. Ne bileyim, cebimde basılı kalır, bir şey olur, yanar falan. Çok korktum ondan. Aslında mantıklı ya. Çakmağı alıyorsun, gazı bitiyor, çöpe atıyorsun. Hani evde ocak yakarken falan, ne bileyim. Bunu al şarja tak. Ama ben şey yapamadım, güvenemedim. Termal yazıcı. Nasıl termal derken? Isıyla mı yazıyor? Çakmağın ne alakası var şimdi? Çakmağı niye gösterdin? Herhalde ısıyla yazdığını söylemeye çalıştı. İçinde mürekkep falan yok. Yazıyor bir şekilde. E çok iyi. Eskiden neydi öyle ya? Bizde hala bir tane yazıcı var. Hatta şuralarda bir yerlerde. Yazdırıyorduk. 10 sayfa yazıyordu. Ondan sonra kartuşu bitiyordu. Gidiyordun kartuş alıyordun. Doldurtuyordun. Bir ton rezillik falan. Ha, şunların çıktığı ne güzel oldu ya. Ama artık evde yazıcı fikri de bence geçerli değil. Bundan bir 10 sene önce falan evde yazıcı olması gerekli gibi düşünülüyordu. Ama artık bence hiç gerekli değil. Bundan kimin evinde var? Hemen likelasın. Abi bizim evde var ya. Birkaç tane arkadaşıma gittiğimde de onların evinde de var. Mantıklı bir şey çünkü. Kapağı olmayan o kaseleri falan kapatmanıza yarıyor. Bence dünyanın en başarılı girişimi. Dream Farm Jot. O ne? Ha, böyle yapıştırıyorsun. Arasına istediğin şeyi tutturuyorsun. Bu da güzelmiş ya. Özellikle şu kablo meselesi tam benim yaşadığım şey. Bu kameranın bağlı olduğu kablolar falan hep şöyle masadan aşağı düşüp duruyor. Ondan sonra masanın arkasına giriyorum. Kabloların içerisinde o kabloyu bulup çıkarıyorum falan. Tamam, ben alayım bundan, düzenli dursun şurada. Kolayı koyamayacak kadar ne yaşadın abla? Telefona bakarken kolayı koyamadıysan ne alacağız? Tamam, icadımız nedir? Ha, bu. Bu çok mantıklı bir şey de gaz kaçırıyor ya. Ben bunu bir yerde gördüm, denedim hatta. Bakın gazı kaçıyor. Hani bunun gazının kaçmasını engelleyebilirsek işte o zaman mantıklı bir şey olur. Kola sebili yapmış oluruz ya da istediğimiz içeceğin sebilini yaparız. Ama gazı kaçıyor ya plastik olduğu için. Bu da yine aynısı, tamam. Bunu mesela plastik değil de metal falan yapsalardı acaba ne olurdu? Buz kalıbı. Ne kadar ilginç bir buz kalıbıymış ya. Ters koyuyorum. Orada tuşu var. Basıyorum. Buzlar dökülüyor. Yani alır mısınız bilmiyorum ama her evde buzlar böyle kırılır. Yani o buz kalıbını çıkarırsın, şöyle çevirirsin, dökersin. Onun tadı da orada zaten. Poşet çay vardı. Şimdi bir de poşet filtre kahve çıkmış galiba. Açıyorsunuz bunu. Ondan sonra koyuyorsunuz o bardağın kenarlarını, oturtuyorsunuz. Oradan üstünden suyunuzu döküyorsunuz. O size filtre gibi yapıyor. Yani hani işe yarar mı bilmiyorum.
Çünkü o suyun içerisinde biraz durması lazım. Oradan akıp giderse olmaz. Ama yani evet, French press'iniz yoksa olabilirmiş aslında. Biraz şeklinde kaşıklar. Ne işe yarıyor bu? Ha, oradan yumurtanın sarısını beyazını ayırıyorsunuz. Yani benim tekniğim var mesela, o daha güzel. Yumurtayı kırdınız ya, hemen böyle tutuyorsun. Bir ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, o kabuklar arasında geçiş yaparken beyazı zaten dökülüyor, sarısı da orada kalıyor. Bence benim tekniğim daha iyi. Bunu mu almış internetten? Aa, şey bu. İşte sulama aleti gibi bir şey. Ne kadar güzeldi ya, öyle yağmur yağdırıyor gibi. Ha, orada parmağınızı bastırıyorsunuz, hava almadığı için dökülemiyor. Sonra bırakıyorsun parmağını, yağmur suyu gibi akıtıyor oradan. Bu güzelmiş, bunu beğendim. Bu arabanın modelini bilebilir misiniz? Markası şimdi göreceğiz. Opel'miş markası. Acaba modeli ne? Böyle yukarı kadar cam tavan açılıyor ya. Aşırı güzelmiş. Ben mesela bu arabayı sürmek isterim. Çünkü hani içim aydınlandı. Böyle buralar açık açık. Hani bir ferah hava aldım gibi oldu. Eğer evinizde saçma sapan böyle rahatsız edici ışıklar varsa onları bunlarla kapatabilirsiniz. Ya da bunu satın almak yerine gidip bir bantı siyaha boyayıp üzerine yapıştırabilirsiniz. Ben daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama güzel olay mesela. Ben şimdi dikkat ettim. Benim şurada modem var. Ben burada yatıyorum. Burada modemin ışıkları hep böyle oynayıp oynayıp duruyor. Ben onları bir kapatayım. TikTok sana satın aldırdı. Bu ne? Oo, bu koruyucu ekran. Hem yandan bakınca siyah oluyor. Bana bundan lazım ya. Kimse yandan okuyamıyor telefonunuzu. Ve 360 cover. Çok güzel ses çıktı bu arada. 360 telefonun her yerini kapatıyor. Ve mıknatıslı falanmış. Bana sağlam bir şeymiş gibi geldi. Var mı aramızda böyle bir şey kullanan? Sağlam mı? Onun da gelmiş. Ne bu? Top. Ne topu? Öyle ışıklı top. Çalışıyor mu? Neye yarıyor ki? Böyle gidiyor mu kendi kendine top? Anlamadım. Ha, hayvanlar için oyuncak. Duruyor duruyor, random bir şekilde gitmeye başlıyor herhalde. Güzelmiş ya bu. Evde kediniz köpeğiniz varsa alabilirsiniz. Çok eğlenirler bence. Ya da ben olsam ben de eğlenirdim yani şunlar. Amazon'dan ne aldın? Ne bu? Paspas mı? Daha var ya, dün bunu araştırdık ya. Böyle suyu emen bir paspas yok mudur acaba diye. Lazım, tamam. Bu aynalı şeyi. Aa, güzelmiş ya, kendinden ışıklı ayna. Bu ne? File. Ha, orada saçlar tıkamasın diye saçları almıyor, suyu alıyor. Yalnız şu paspas bayağı mantıklı. Ben zaten dün araştırdım. Sen ne aldın? Tencere mi aldın kendine? Ama ekranlı mekranlı bir şey ya bu. Ha, şu fişe takılan tencerelerin bu daha da gelişmişi. Onlarda böyle ekran görmemiştim çünkü. Oradan ısısını falan mı ayarlıyorsun? Artı eksi. Aa, iyiymiş ya bu. 8.4, 8.5 falan. Tam muhabbeti anlamadım ama herhalde ısıyı ayarlıyor ya. Bu daha teferruatlıymış. Bu ne ya? G şeklinde RGB'li falan. Mert Gültuş'un G'sinden. Aç bakayım. Telefon şarj yeri gördüm bir tane. Bir tane saat gördüm. Başka ne iş yapıyor bu? Bu bayağı havalı bir şey duruyor ya. Havli. Tamam. Tamam, telefon şarj yeri var. Oo, RGB'si çok güzelmiş ya. Telefondan istediğin tonu kontrol ediyorsun. Aa, disco modu bile var ya. Tamam, bu alındı, net alındı. Başka ne özellikleri var? Işıkları çok güzel. Bütün özellikleri göstermedi ama orada bir şarj istasyonu var. Bir de yandan bir tuşlar falan var. Bence alınır ya, ben beğendim. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Birbirinden havalı eşyalara baktık. Siz hangisini beğendiniz? Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da lütfen abone olun. Hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.